Bugün önemli bir gün. Aslında çok uzun yıllardır Sakarya'da hizmet veren Sandıkçı ailesi, Türkiye'nin bir numarası elektrikli araç üreticisi olan BYD'nin Sakarya'daki bayiliğini açılışındaydık. Hayırlı uğurlu olmasını diyorum. BYD çok önemli bir marka. Dünyanın lider markası. Sakarya iline kazandırdığımız için böyle bir markayı ve Sakarya'daki tüketicilerle buluşturacağımız için biz de çok mutluyuz tabii. Ben az önce siz söylediğiniz elektrik üretimde Türkiye'de ilk 10'a girdim, hatta ilk 9'lardan yukarı doğru kayıyor. Bu anlamda neler söylüyorsunuz piyasayla ilgili? Şöyle, biraz önce bahsettiğim şey BYD'nin globalde en çok araç satan ilk 10 üretici arasına girmesiyle ilgiliydi. Evet. Sakarya'yla ya da Türkiye'yle ilgili değil. Ama Türkiye'de de şöyle sonuçlara ulaşıldı. Atto 3 modelimiz elektrikli, full elektrikli bir modelimiz. O ilk geldiği zaman Kasım ayında biz lansmanını yaptık. 15 günde yaklaşık 550 adet araç satıldı. Ve ilgi çok yüksek. Test edip aracı almayan müşterimiz neredeyse yok. CLU modelimiz geldi. O şarj edilebilir hibrit modelimiz. Aynı şekilde 15 gün içinde yaklaşık 280 civarında araba teslimatı yapıldı. Yoldaki arabaları da satılmış durumda. Çok ciddi bir teveccüh var. Burada önemli olan bu iki teknolojide de BYD lider. Bir teknoloji firması, inovasyon firması. Şarj edilebilir hibrit teknolojisi de geleneksel hibritlerden çok üstün. Ama inanın anlatmaya saatler yetmez. Müşterilerimiz, bayilerimize gelecekler. Bizim bayilerimizde elektrikli araç satış danışmanlarımız var. Markadan bağımsız. Merak ettikleri ne varsa onları soracaklar. Öğrenip dünyanın en iyisine sahip olup belki de buradan ayrılacaklar. Ve görecekler ki gerçekten şu anda pazardaki BYD'nin çok önemli bir marka taahhüdü var. Ulaşılabilir premium bir marka taahhüdü var. Yani diğer markalarda ücret ödeyerek aldığınız bütün paketlere BYD'nin bütün modellerinde aracın içinde standart olarak sahip oluyorsunuz. Çok önemli. Evet, çok önemli bir şey. Bu yüzden de çok ciddi bir ilgi görüyor. Aracın kalitesi ve iç donanım özelliklerinden de çok mutlu müşterilerimiz. Son bir şey sorayım. Az önce siz dinlerken duydum. Üretimin de bir camlarla bir galiba lastik aksamı hariç evet. Siz yapıyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Çok önemli. Çünkü hiçbir başka tedarikçiye bağımlı değil. Yani cam ve lastik dışındaki bütün... Zaten batarya üreticisi olarak başlamış BYD hayatına 95 yılda. Ve içten yanmalı motorların üretimini durduran dünyadaki ilk marka 2022 yılında. Ve dolayısıyla müşterilerin ilgisini çekmesi, bu teknolojiyi test etmesi bize çok normal geliyor. Bu markayı yeni tanıyan müşterilerimiz de inşallah zaman içinde BYD markasıyla tanışacaklar ve mutlu olacaklarından eminim. Az sonra
BYD'nin en yenilikçi teknolojilerini Türkiye'ye sunduğu araçları test etme, kullanma imkanına sahip olacaksınız. Gerçekten çok yeni teknolojiler. Bu yeni teknolojileri hem kullanırken, hem izlerken, hem de bu bizim sandıkçının size sunmuş olduğu rahat kullanım imkanı, rahat test etme imkanına sahip olacaksınız. O yüzden gerçekten Sakarya halkı, özellikle çevre halkı burada çok şanslı. Çok teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Efendim, konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere BYD Türkiye Genel Müdürü Sayın İsmail Ergün Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Merhabalar, Harun Bey söylediği gibi burası zor, hele böyle bir mazurun önünde gerçekten çok zor. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Sayın İlçe Başkanlarımız, Sakarya'mızın sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin değerli yöneticileri, bu güzel kentin güzide idarecileri, çok değerli Sandıkçı ailesi, BYD Sandıkçı'nın yönetici ve çalışanları, değerli basın mensupları ve sevgili konuklarımız. Biraz önce bahsedildi, BYD dünyanın bir numaralı elektrikli araç üreticisi. Bu lider üreticinin Sakarya ilindeki bayisi, BYD Sandıkçı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sandıkçı ailesi kurulduğu günden bu yana hep temsil ettiği markaları çok başarılı bir şekilde temsil etmiş. Esnaf ruhundan doğru söylemek gerekirse hiçbir zaman uzaklaşmamış. Çok başarılı ticaret hayatında, çok başarılı bir aile. Ben kendilerine huzurlarınızda böyle bir lider markanın bayiliğini Sakarya ilinde temsil edecekleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sandıkçı ailesi 1977 yılında küçük bir otomobil tamirhanesinde bu meslek hayatına atılmış. Bugün aile büyükleri burada. Muzaffer Bey oğullarıyla Harun Bey ve Salih Bey'le ne kadar gurur duysa azdır. O gün başlamış olan yolculuk bugün dünyanın bir numarasıyla kesişmiş ve biz de buna vesile olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyorum bu maddeyi dolayı. BYD'nin bayileri bir özelliği var. Şu anda biliyorsunuz elektrikli otomobil pazarı ve şarj edilebilir hibrit pazarı henüz yeni yeni büyüyor. Ve birçok yanlış bilinen doğrular var, birçok bilgi eksiklikleri var. Bizim bayilerimizde elektrikli otomobil danışmanları var. Marka bağımsız olarak bu konuda bilgi edinmek isteyen her türlü müşteriye, her müşterimize bilgi vermekle yükümlüler markadan bağımsız olarak. Onun için bizim BYD bayilerimiz aslında o ilin birer elektrikli araç danışman merkezleri. Onun için Sakarya ilindeki tüm tüketicileri bayilerimize bekliyoruz. Bu konudaki bilgi eksiklikleri ya da merak ettiklerini gidermek için kendilerini BYD bayilerimiz sorunlarında ağırlayacaklar. Evet, ben konuşmamı çok uzatmak istemiyorum ama çok önemli bilgiler var. Doğayı son dönemlerde gerçekten çok bor kullanıyoruz. Onun için de bu dünyanın ısınmasına bir katkı vermesi lazım bütün markaların. BYD'nin dünyayı bir derece soğutmak gibi çok önemli bir hedefi var. Bu hedef etrafında tüm faaliyetlerini şekillendiriyor. BYD dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi dedik. Bütün üreticiler içinde de ilk 10'a girdi geçen sene. Ve tüm markalar içinde 9. sıradan bu lige girmiş oldu. BYD'nin uçtan uca üretim stratejisi var. Bu da şu demek, araçta gördüğünüz, otomobillerde gördüğünüz cam ve lastik hariç her şeyi BYD'nin kendisi üretiyor. Dolayısıyla tamamen bağımsız, hatta diğer markalara da birçok konuda tedarikçi oluyor. Biz pazara girdiğimiz ilk ay 15 günde 550 adet elektrikli araç satarak, Atta 3 modelimizi satarak pazarın en çok tercih edilen ilk 3 SUV modelinden biri olduk. Çok yakın zamanda şu anda showroomlarımızda gördüğünüz CLU modelimiz var, şarj edilebilir hibrit modelimiz. O da 15 gün içinde yaklaşık 300 küsur araç sattı. Onun için markamıza ilgi çok büyük. Ben
lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sandıkçı ailesine tekrar bu güzel yatırım için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Efendim, konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz Beyefendi'yi ağır ediyoruz. Çok kıymetli valimiz, çok değerli milletvekili arkadaşlarımız, çok kıymetli belediye başkanımız, SASSO başkanımız, SESOP başkanımız, çok kıymetli katılımcılar, çok kıymetli hazır, değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve çok kıymetli sandıkçı ailesi. Ben de hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Ve bu güzel açılışın ve bu güzel mekanın ve bu güzel iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ben de aile adına da hoş geldiniz demek istiyorum. Açıkçası en önemli markalardan birisi BYD'de ve dünyanın en iyilerinden, Türkiye'nin en iyilerinden de bir yer Sakarya açıkçası. Ve gerçekten sandıkçı ailesi de bu işleri en iyi yapanlardan desek yeridir. Dolayısıyla en iyilerin olduğu bir yerde ve bir yandan da BYD'nin Türkiye'ye gelmesine sevinirken, o dünya markası en iyilerinden olan BYD'nin, bir yandan da Türkiye'de yeni yatırımların, Türkiye'de yatırımın hesabını yapıyor olması da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. Ben bu anlamda BYD görevlilerini de tebrik etmek istiyorum. Harun kardeşim, aileyi temsilen size hitaben söylüyorum. Bereketli, bol kazançlı bir yer olsun burası. Ve kazasız belasız bir şekilde BYD araçları da bu şehrimizin insanının istifadesine böylece sunulmuş olsun. Diliyorum ki yine güzelliklerimiz artarak devam etsin bütün Türkiye'de, Sakarya'da. Çünkü biz hem Sakarya'da hem Türkiye'de çokça ilk, çokça yenilik, çokça güzellik yaşadık. Bundan sonra da o güzellikler artarak devam edecek ve huzurlu yarınlara ve yeni ufuklara hep birlikte yolculuğumuz inşallah devam edecek. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Var olun. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz Beyefendi'ye arz ediyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız bu kuruluş aynı zamanda bir ticaret müessesesi olmakla birlikte ülkemize yeni yeni markaların geliyor olması ve bunların piyasaya girmesi, tüketiciler açısından baktığımızda da rekabetin oluşması ve belki de bu rekabet içerisinde daha uygun koşullarla araç edilme anlamında faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu anlamda BYD'de gerçekten az önce değerli konuşmacılarımızın da belirttiği gibi dünyanın elektrikli, hibrit ve otomobiller arasında önemli bir yeri var. Ve biz de Sakarya olarak şarj edilebilen hibrit otomobili üreten bir iliz. Dolayısıyla burada ikinci bir satışı yapılan bir ticaret yerlerinin de açılışını hep birlikte şimdi yapıyoruz. Ben ümit ediyorum ki BYD firması da Sakarya'da üretim yapan firma gibi Türkiye'ye yatırım yapar ve burada sattığı otomobilleri Türkiye'de üretir. Ve bunun da ülkemiz adına ayrı bir katkı olacağına inanıyorum. Ve burada açılışını yapacağımız bu BYD bayisinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bol kazançlar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ali, sizi göndermeyelim ve protokolümüzü buraya alalım bu derekesini için lütfen. Evet, güzel Sakarya'mıza da, Türkiye'mize de hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi
Nasıl yeni hibriti var, elektrikli var, yeni model. Daha doğrusu şarj da edilebiliyormuş. Ya gayet iyi bir teknolojisi de var. Dediğim gibi içeride yeni yeni modellerin gelmesi elbette ki tüketiciler açısından da faydalı olacaktır kanaatindeyim. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Geliştikçe de tüm markalar ona göre kendini yeniliyor. İşte her gelen markada yeni bir kan olarak geliyor.